Hani yankı yaparak dinlemenize engel oluyor mu? Tamam. Peki. Gençler, eğer bu taraflarda yer varsa bir araya toplanalım, daha iyi duyulmuyorsa eğer. Yani duyma şeyi var mı noksanda? Peki. Bak, boş yerlere gelelim. Kanaatimce bir kısa sohbet yapalım. Namazımızı kılarız. Namazı burada kılacağız. Kimse rahatsız olmasın. Ezanlar okununca, tabii camiler de yakın ama bu sohbeti yarıda bölmemek için namazı burada kılma kararı aldık. Beraberce kılarız. Şimdi muhterem genç kardeşlerim, rıza ibari için, Allah rızası için gençliğinizin heyecanlı havasından bir müddet sıyrılın. Hani heyecanı bırakalım. Biz de bu yolda olan, az da olsa tecrübesi bulunan bir kardeşiniz, abinizi özet olarak söylemek istediğime kulağı asmanızı, iyi dinlemenizi, anlamanızı rica ediyorum. Eğer bu konuşmalar sırasında kafanıza takılan bir şey olursa, belki ben yanlış yaparım. Biz her şeyi biliriz diye bir iddiamız yok. Belki siz bu yanlıştır diyebilirsiniz ama siz yanlış olabilirsiniz. Ben yanlış söylemişsem bilenler çıkar, bunu düzeltiriz. Siz yanılmışsanız siz yanılgınızı, yanlışınızı düzeltirsiniz. Söylemek istediğim aslında bütün yapılan konuşmaların özeti durumundadır. Tabii biz İslam dininin tamamını burada yarım saatlik bir konuşmayla anlatamayız. Mümkün değil. Ama bir fikir veririz. O açıdan diyorum. Kardeşlerim, ülkemiz biraz ağır olacak ama adeta işgal altındadır. Bunu böyle düşünerek hassasiyetinizi rica ediyorum. Türkiye, tabi Suriye'deki Müslümanların, samimi inananların görüşü de aşağı yukarı aynıdır. Irak, Suudi Arabistan Krallığı dahi aynı. Bizim bu konudaki şeylerimiz, hani düşüncelerimiz aynı aşağı yukarı. Mısır öyledir. Afrika ülkelerindeki İslam ülkeleri dediğimiz bölgeler aynen öyledir. Dünya üzerinde şu anda, onları da tam olarak tabii söyleyemiyoruz, iki cılız örnek şöyle kenara konursa, Müslümanların hür ve bağımsız olduğu bir yer yoktur. Yani İran İslam Cumhuriyeti'nin sahip olduğu yerle, yarım yamalak da olsa Suudi Arabistan Krallığı'nın şeriatla idare edildiği söyleniyor, yeri hariç. Bunun dışında dünyada Allah için, İslam için sallanan tek bir bayrak göremezsiniz. Bütün bayraklar İslam'ı, imanı, inancı temsil etmiyor. Bölgeleri, ırkları, renkleri, dilleri temsil ediyor. Halbuki bayrak böyle olmamalı. Bayraklaşan inanç, bayraklaşan iman nerede? Hani Pakistan İslam Cumhuriyeti'nin bayrağında dahi endişemiz var bizim. Çünkü şu anda Pakistan yıllardan beri uğraşmasına rağmen hala İslami bir yönetime geçmiş değil. İdaresi İslami olmayan bir ülkenin bayrağı İslam'ı temsil edebilir mi? Mümkün değil. Öyleyse bakın ne dedim? İki cılız hafif örnek. İran İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı. Şöyle bir kenara koyun. 60'a yakın İslam ülkesi dediğimiz bölge, dikkat ederseniz İslam'ın bir ülkesi olur, 60 tane ülkesi olmaz. Ama ne yazık ki böyle paramparçayız, bölük pörçük durumdayız. Emperyalist dış güçler, içimizdeki ajanlar, aramızdaki satılmışlar, casuslar, kiralık kişiler İslam dünyasını paramparça edip bölük pörçük yapmışlar, 60 parça. Bunların içinden ikisini kenara koyun, geri kalan da İslam için sallanan, dalgalanan bir bayrak yok. Ülkemiz Türkiye aslında bu ülkelerin içinde, bu 60 İslam ülkesinin içinde büyüklerden biri.
60 milyon nüfusuyla bildiğiniz gibi 776 bin bilmem ne kadar kilometre kare toprağıyla 750 bin kişilik modern silahlarla donatılmış ordusuyla şu kadar az çok teknik gelişmesiyle İslam ülkeleri arasında büyük bir yere sahip ama işgal altında. Böyle bir şey denince bazılarının zoruna gidiyor. Yani Türkiye'de sağcılık ve solculuk modasıyla yıllarca gençlerimizi zehirleyen, bizi birbirimize vuruşturan belli mason çevrelerin zoruna gidiyor. Yani Türkiye işgal altında mı? Doğru mu? Bu abartılmış bir sözdür, kasıtlı söylenmiştir filan denebilir. Ama Türkiye işgal altındadır. Türkiye idaresi, yönetimi Cumhuriyet'ten bu yana, siz tarihlerde okuyorsunuz belki, hocalarınız söylüyor, hatta Osmanlı'nın son dönemlerinden bu yana artık kendi başına değil, onu daima dışarıdan gidiyorlar, idare ediyorlar gibi. Hatta Türkiye'de meşhur bir sözdür. Sağda solda yazı yazan yazarların söylediği, ittifak ettiği bir ifadedir. Türkiye'de güdümlü bir demokrasi var. Ne demek? Dışarıdan güdülen demek. O halde biz kendi kendimize idare etmiyoruz. Biz idare ediliyoruz gibi bir durumdayız. Böyle ağır bir şart tabii. Neden böyle söylüyorum? Kardeşlerim, işi abarttığım için değil, olduğu gibi naklettiğim için söylüyorum. Yani abartmıyorum sözleri. Askerlik yapanınız içinizde belki var ama çok genç, daha çocuk denecek yaşta olanlar yapmadılar. Ben 24 ay yaptım. İlk temel eğitimi, o 2 aylık eğitimi İzmir Narlıdere İstihkam Er Eğitim Merkezi'nde yaptım. Belki aziz Allah Celle Celaluhu ammen ve aleyhu ve la ilahe gayru. Lütfen dikkatinizi rica ediyorum. Tabi ezanda konuşmak zorunda insanı, şimdi bitirelim konuşmayı diye acele ediyorum. Çavuş daha ilk eğitimi görürken bir hafta sonra bize geldi. Elinde bir kağıt, bilet. Moral dersine, moral dersine, moral dersine. Hadi lan, hadi moral dersine. Ben de moral kelimesini daha yeni duyuyorum. İşte Kur'an kursunda okumuşuz. İmam Hatip Okulu'nun birinci dönem mezunuyuz. Askere gittik. O zaman birinci kısım 4 seneydi, ikinci kısım 3 seneydi. Şimdi galiba ters çevirdiler. Birinci dönem 3, ikinci dönem 4 sene oldu. Ve adı İmam Hatip Lisesi olarak değiştirildi. Kur'an kursunda okuduk ama 7-8 sene kadar. Arapça okuduk, Kur'an, tefsir okuduk. İşte o ilimleri az çok okuduk, gittik. Çavuş bize bir hafta sonra moral dersine, moral dersine, hadi lan moral dersine. Dedim çavuş, ben moral nedir bilmiyorum, ne gibi bir ders göreceğiz. Dedi ki ulan aptal dedi, gözün gönlün açılsın, gel cız cıbıldak karı oynatacağız dedi. Bakın, Türk ordusunun er eğitim merkezi, 7-8 bin kişi vardır, karargahta, kışlada, ki bizim inancımızda ordu karargahları, ordu kışlaları peygamber ocağı değil mi? Duymadınız mı gençler? Peygamber ocağı denen bir ocak. Biz öyle inanıyoruz. Üstelik Muhammed kelimesinden ürettiğimiz, elde ettiğimiz bir de Mehmetçiğimiz var. Türk milleti dinine bağlı, saygılı olduğu için gerçekten Muhammed kelimesini direkt bu şekliyle çocuğuna koymuyor. Bu ismi. Eğer diyor ben bu oğluma Muhammed dersem, arkadaşlara lan Muhammed, git Muhammed, gel Muhammed, itolit Muhammed filan derler. Dolayısıyla Muhammed'e hakaret olur. Öyleyse Muhammed demeyelim, Mehmet diyelim. Bu Mehmet, Muhammed kelimesi aynı kök. Bu Mehmet'in sonuna da peygamberin bir parçası, Muhammed'in bir parçası, küçücük bir adam manasına cik ekleyelim, olsun Mehmetçik. Ve şimdi bakın askere biz ne diyoruz? Mehmetçik. Peki Mehmetçiğin peygamber ocağı olan kışlada beton pistler üzerinde ya da bir masa üzerinde aynı milletin çocuklarından olan Ayşe'yi ve Fatma'yı anadan üreyen soyarak, affedersiniz, haşalarından kilotlarını dahi çıkarttırarak
dans ettiren, akrobatik hareketler yaptıran alçak kafa bizim kafamız mıdır? Böyle peygamber ocağı olur mu? Böyle Mehmetçik olur mu? Bütün orduyu suçlamak mümkün değil. Elbette ki Türk ordusunun ve Türkiye Cumhuriyeti ordusunun içinde insaflı, edepli insanlarımız vardır. Ama nasıl oluyor ki askeri politikada 3-5 tane Müslüman general, albay, yarbay çıkamıyor, bu ne rezilliktir, ne yapıyoruz biz demiyor. Kardeşlerim, misallerle işin içine girmek istiyorum, örneklerle, çarpıcı, beynimizi zonklatan şeylerle. Bu çok enteresan bir olaydır. Müslüman bir milletin askeri eğer çırılçıplak kadın oynatıyorsa, harp okullarında nelerin olduğunu neyse duyuyorsunuz. İmam hatiplerin Çin almadıklarını, din subayı, tabur imamı kabul etmediklerini biliyorsunuz. Ne yapmak istedikleri belli ama bütün ordu bunu mu yapıyor? Hayır. Belli bir avuç mason kadro vardır. Amerikan uşağı. O her kesimde mevcuttur maalesef. Onların sayesinde bu iş oluyor. Kimse de gık diyemiyor, ağzını açamıyor. Ve hatta öyle oluyor ki bazen bunları dile getirmek bile suç telakki ediliyor. Kanuna aykırı falan sayılıyor. Orduya hakaret adı altında ceza görüyor, mahkemelik oluyor. Şimdi düşünün. Bir ülke ki ordu kışlasında kadın oynatıyor. Namusumuzu, dinimizi, imanımızı, iffet ve hayamızı korumakla, sırtımızdan soyarak verdiğimiz vergilerle ayakta duran 750 bin kişilik bir silahlı ordu eğer kadın oynatırsa ordu o milletin namusunu bekler mi? Ordu namus bekleyen bir kurumdur. Vatanı, boş kupkuru vatanı beklemenin bir anlamı var mı kardeşlerim? Bir toprak parçasının hiçbir kutsal değeri yoktur. Kabe eğer orası kıble olmasaydı toprak olmaktan farkı yok. Duvarlar taştır. Hacca gittim ben, gidenler var. Taş, kum, kireç. Bunun bir kutsallığı yok ki. Buna el sürmek, bunu öpmek marifet falan değil mi? Doğru bir şey değil. O halde taşın bir kutsallığı yok, toprağın yok. Ya onu değerlendiren bütün müminlerin oraya teveccüh etmesi Allah'ın nazargahı olmasıdır. Yoksa bunun bir değeri yok. Bir ülke korunuyorsa, bir memleket ordu tarafından bekleniyorsa, muhafaza ediliyorsa din için, iman için, inanç için, ar haya namus içindir. Peki aynı ordu cız çıbılda kadın oynatıyorsa namus beklenir mi? Senin benim namusumu düşünür mü? Bunu kafanıza bir kenarına yazın. Allah aşkına arkadaşlarınızla, annenizle, babanızla, komşunuzla, ahbaplarınızla lütfen tartışın. Bir ordu ki karargahında anadan uruyan 3000-4000 ere karşı veya iştirak edenlere karşı çırılçıplak kadın oynatıyor, bu ordu namus bekler mi? Bu sorunun cevabını arayın. 2. Anayasa Mahkemesi Türkiye'de en yüksek yargı organıdır. Bu ses niye doğru çıkmıyor kardeşim? En yüksek yargı organı Anayasa Mahkemesi'dir. Onun başındaki Ebu Cehil kılıklı alçak tüm Müslümanlara hayvan dedi geçenlerde. Laik olmayanlar insan değil dedi. Yani laik, laik. Bu kelime Fransızca ve Latince. Arapça değil. Bazı arkadaşlar, bazı kardeşlerimiz yanılıyorlar. Laik kelimesini Arapça zannediyorlar. Arapça kökü olarak laqe, yeliku, liyakat, laik. Yani çekim açısından, gramer bakımından diyorum. Laik demek uygun, yatkın. Bu işe uygun anlamına geliyor. Buradaki laiklik bu demek değil. O halde leigue, laikos yazılan bu kelime Fransızca veya Latincedir. Ne manaya geliyor? Orada din dışı demek. Dinin dışında demek. Dini olmayan demek. Şimdi düşünün. Biz Müslümanlar olarak biz laik olabilir miyiz? Dini olmayan, din dışı. Hangi Müslüman ben dinin dışındayım der? O zaman Müslüman değil, dinsizdir. Arapça buna la dini diyorduk. Dikkatinizi çekiyorum kardeşlerim. O halde diyor ki Anayasa Mahkemesi'nin başındaki Ebu Cehil adam,
diyor, layık olmayanlar insan değildir. Yani hayvandır. O zaman biz layık değiliz. Hayvan mıyız? Aynı hakareti bu alçağın suratına ben de iade ediyorum. Aslında layık olmayanlar değil, layık olanlar insan değildir. Neden? Dini olmayan insan değildir. Hayvanın dini var mı kardeşlerim? Yok. Taşın, ağacın, kirecin, kumun, boyanın dini var mı? Yok. Öyleyse dini onların olmaz. İnsan ola da dini olmaya mümkün değil. İlk insan atamız Hazreti Adem, aynı zamanda ilk peygamber değil mi? Bak, din insanın ta varlığıyla başlamış. Din insanın hamurunda, mayasında var. İnsan dinle yoğrulmuş. Ayetler var, hadisler var. En çarpıcısı fıtratallahilleti fatarannase aleyha. İnsanları Allah onun üzerine yaratmış, din üzerine. Peki, Anayasa Mahkemesi'nin başındaki adam böyle hakaret ediyor. Peki onun yanında Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek yargı organlarından biri de Yargıtay Mahkemesi değil midir? Yargıtay. Dikkatinizi çekiyorum gençler. Bunları özellikle seçip cımbızla çekip size söylüyorum, yanlış anlamayın. Yani düşünesiniz diye. Mesele o. Buradan gittik, dağıldık evimize, oturduk. Bir düşünün bakalım. Ciddi olarak ne sonuç çıkaracaksınız? Peygamberimiz düşünceyle ilgili aynen şöyle diyor. La ibadete kettefekkür. Düşünmek gibi ibadet yoktur. Bir saatlik düşünmek şu kadar nafile ibadetten evladır diyor. Düşün şimdi bakalım. En yüksek yargı organı, Anayasa Mahkemesi'nin başındaki adam Müslümanlara hayvan diyor. Böyle bir ülke. Peki nüfusunun %98'i nüfus cüzdan kayıtlarına göre Müslüman değil mi bu ülkenin? İsterseniz açın bakın. Devletin nüfus memurlukları kanalıyla bize vermiş olduğu kimlik kartlarımızda dini, karşıya bakın, İslam yazıyor. O halde Müslümanlara hayvan diyen bir Anayasa Mahkemesi'nin başı. İkinci sırada Yargıtay var. Yargıtay Genel İdare Kurulu veya falan. Oturuyorlar bir masa etrafında. 9-10 kişiler. Konuşuyorlar kendi meselelerini, tabii oraya gelen olayları. Bakın şu karara varıyor. İmamlık, müezzinlik, müftülük, vaazlık, öğretmenlik, hakimlik, savcılık, mühendislik, şu bu birer meslektir. Bunlar meslek gruplarıdır. Bu yoldan kişiler kazanç temin edebilirler. Anladınız mı? Yani imam, müezzin birer meslek sahibi insandır. Avukat, hakim, savcı, mühendis, işçi, çiftçi. Pezevenklik de bir meslektir diye karar alıyor Yargıtay. Yüksek mahkeme. Pezevenklik, yani imamlık, müezzinlik gibi, öğretmenlik, avukatlık, askerlik gibi bir meslektir diyor. Dikkat ediyor musunuz? Şimdi düşünün. Pezevenk olmayan pezevenkliğin yasal hale getirebilir mi? Boynuzlu bir sistem var Türkiye'de. Siz izin alın, izinsiz gizli yapmayın. Neden? Gizli fuhuş zina olursa o zaman orada AIDS, bel soğukluğu, frengi gibi bir takım maddi zührevi hastalıklar çıkar. Devletin imkanları yok, bunlarla başa çıkamaz. Gelin gizli zina etmeyin. Açık zina yapın, bizden izin alın. Çalıkların arkasında, duvarların arkasında gizlenip yapmayın. Gelin izin alın, fişli fahişe çalıştırın, kadını satın. Allah'ını sevenler lütfen düşünün. İşin gençler, şakaya gelen bir tarafı yoktu bak. Gençliğin heyecanını bir tarafa koyun dedik. Ve düşünelim, evlerimize döndüğümüz zaman anamızla, babamızla, kardeşlerimizle, komşumuzla, ahbabımızla bu konuyu bir tartışalım bakalım. Nasıl bir sonuç çıkaracağız? Bir ülke, Osmanlı'nın mirası üstüne oturmuş bir ülke. 7 deniz 3 kıtaya at sürmüş, dünyada süper güç haline gelmiş, hatasıyla sahabıyla bizim olan ve adaleti yayan bir milletin çocukları, dün saçının telini komşusuna göstermeyen bir milletin çocukları, bakın ne hale gelmiş. Onun en yüksek yargı organı kadın satmayı meslek haline getirmiş, yasal kabul etmiş. Şimdi gençler,
Bunu düşünürken bunun yanında söylüyorum. Bir de rejimin mevcut itkal malı, layık, demokratik, kafir, bu alçak düzenin, bu rejimin bunun arkasında yaptıklarına bakın. Kadın satmak serbest ama kimler kimleri satıyor? Müslüman kökenli, Türk asıllı, alçak şerefsizler bu işin içinde bulunduğu gibi Ermeniler, Yahudiler de bu işin içinde. Mesela Vakko, Vitali Vakko denen bir Yahudinin kuruluşu değil mi? İçinizde bilen var, bilmeyen var. Vakko Hürriyet gazetesine bir ilan veriyor. 1.95 göğüslü, 1.50 belli, 1 şu kadar basenli, yani kalçalı, böyle bomba gibi, izmandut gibi karılar arıyoruz diyor. Rengi şu, saçı bu renkte olacak. Bu ölçülere uymayan karılar gelmesin, istemeyiz diyor. Alçak şerefsiz Yahudi, alenen Türkiye'de işgal edilmiş bir ülkede, yabancı güçler tarafından değil, içimizden çıkan satılmışlar tarafından işgal edilmiş bir ülkede Yahudi bu ilanı açıkça korkmadan verebiliyor. Bu tip karılar gelsin, onlara tezgahlar yapacağız diyor. Peki Yahudi böyle der de Ermeni durur mu? Hemen Ermeni orospusu koşuyor, affedersiniz, Manukyan. O senin hazırladıkların var ya, ver onları ben pazarlayayım diyor. Yahudi hazırlıyor, Ermeni pazarlıyor. Maltin Manukyan, Ermeni fahişesi. Suratında Nuri İlahi diye bir şey yok, fahişe. Hem kendi fahişe, hem halkın çocuklarını satan bir alçak. Bu şerefsiz Ermeni karı bakın ne yapıyor. 14 yaşına kadar yaşı küçük olan kızları satıyor, 2-3 gün kadar içeriye alınıyor. Ankara'dan boynuzlu alçaklar müdahale ediyor, bırakın diyorlar, 3 gün sonra bırakıyorlar kadını. Romanya'dan bir kız geliyor, diyor ki ben fakirim ama ben işte falanım, ben Müslüman değilim, Roman kızım, Türkiye'de de böyle bir ortam mevcut, beni de sat, paraya ihtiyacım var diyor. Ermeni alçak kadın diyor ki hayır, seni satamam ben Roman kız olarak, git kelime-i şehadet getir, Müslüman ol, öyle satayım seni diyor. Şimdi anlayabiliyor musunuz? Belki işin farkında değilsiniz. Ben Müslüman satarım diyor. Bu kahpe, bu şerefsiz kadın Ermenidir. Devlet, ne yazık ki devlet bizim ama böyle demek zorunda kalıyoruz. Devleti ebed müddet, nizam alem ülküsü, devlet bizim kafamızdaki devlet. Bu şu andaki ucube değil. Demokrat, layık, kafir, ithal malı olan bu rejim değil. Bizim kafamızdaki devlet bizim. Yoksa böyle boynuzlu bir sistem devletimiz olamaz bizim. Akıl alacak gibi değil. Bakın devlet bu kadına madalya veriyor. Niye? Sen diyor bol miktarda Müslüman Türk kızını, Kürt kızını, Arap, Çerkez, Pomak, Kardavut neyse boşuna sattın. Bize bol vergi verdiğin için sen rekortmensin diyor. Bol vergi verenlerin içindesin. Al sana şeref madalyası diyor. Rejim, devlet. Şimdi nasıl işgal edildiğimizin farkına varmanız için bu örnekleri veriyorum. Bunları ben kafamdan uydurmuyorum. Günlük olarak yazılıp çizilenlerden naklediyorum. Allah'ını severler. Ne olursunuz yanlış anlamayın. Elinizi şakanıza koyun. Kafanızı iki elinizin arasına alın. Yorganı başınıza çekin. Önce yapayalnız düşünün. Sonra karınız varsa yanınıza alın. Yoksa arkadaşınızı, kardeşinizi alın. 60 milyonluk Osmanlı'nın mirasına oturmuş, dünyaya hükmetmiş bir milletin çocukları, analarını, avratlarını Ermeni'ye sattırıyor. Nasıl olur? Ordu karargahlarında çırçıplak kadın oynatılıyor. Güzellik kraliçesi adı altında kızlarımız dünya güzeli seçilecek diye Paris'e gidiyor. Paris, Fransa'nın başkenti Paris. Kahramanmaraş'ı, Çukurova'yı, Adana'yı işgal eden Fransız kahvesinin başşehri Paris. Kızlarımız güzellik kraliçesi adı altında Paris'e gidiyor. Masaya çırçıplak çıkarılıyor. Göğüsleri, belleri falan yerleri ölçülüp olmadı, ölçüleri uymadı. Arkadan birinci, geç şuraya deniyor. Ve o kızımız kalkıp ertesi günü bir beyanat veriyor. Evet, her ne kadar ölçülerim tutmadı, birinci olup kraliçe seçilemedim ama ülkemi büyük bir gururla temsil ettim diyor. Allah'ını sevenler, şimdi düşünün ama şu sırayla: Fransa,
Kahramanmaraş, Adana, Çukurova, Mersin, Hatay, buraları işgal eden Fransa. Onun başşehri Paris. Peki şu anda Paris'e giden kız kim? Maraşlı Ahmet'in kızı Ayşe. Masaya çıkarılıyor. Çırılçıplak soyuluyor. İp gibi bir şey var kilot adı altında ya da bir şey yok. Bu kadın, bu kız birinci ya seçiliyor, seçilemiyor. Ertesi günü bizi böyle temsil ettiğini söylüyor. Bir Müslüman haysiyetli insan olarak böyle bir kancılığın bizi temsil etmesine razı mısınız? Kafası yerinde olanların razı olması mümkün değil. Fransız alçağı ne diyor? Ayşe diyor, Maraşlı Ayşe, iyi kızsın, tatlı kızsın, tontonsun, çok lezzetlisin, affedersin. Aynen gazete böyle yazıyor. Ne yazık ki ölçülerin uymadı kızım, üzülme diyor, mühim değil. Sen ilerideki yıllarda seçilirsin. Şu odaya gir diyor, seni teselli ekibimiz gelecek, teselli edecek diyor. O odada kim bile nasıl teselli ediyorlar. Ve Fransız şöyle bir beyanat veriyor. Türk lokumu doyamadık, yine gel. Gençler, kanınıza dokunmuyor mu? Vicdanınıza, imanınıza bir şey yapmıyor mu bu sözler? Senin bacın, benim anam, bu kızlar yabancı malı değil ki. Bu Kahramanmaraşlı Ayşe ithal malı Rus tohumu mu? Bulgar mı? Yunan mı? Rus olsa, Yunan olsa kadının bu kadar müptezel olması mümkün mü yani? Doğru mu? Öyleyse bakın, Türk lokumu doyamadık, yine gel. Aynen gazete böyle yazıyor. Kerhane gazetelerinde yazılanların çizilenden haddi hesabı yok. Bunlar güya Türk basını. Pele için top ilahı. Brezilyalı mıdır o Karazebellah? Pele. Top ilahı. Yani topun Allah'ı, haşa. Herhangi bir alçak artist için seks ilahesi. Yani cinsi münasebetin tanrısı. Haşa. Bakın. Şimdi bu ülke işgal altında değil mi? Enflasyon yüzde ne kadar? Şu kadar. %80. Devalüasyon adım başı. Paranın değeri her gün düşüyor. Devalüasyonu değil mi? Peki borç ne kadar? Dış borç 60 milyar dolar. İç borç 200 trilyon lira. Devletin içerideki vatandaşına çay, fındık, buğdalar borcu 200 trilyon lira. Türkiye dış borçların yalnız faizini ödeyecek güçte değil. 60 milyar dolar paranın faizi 8,5 milyar dolar tutuyor. Ne kadar trilyon eder hesap edin. Bu parayı vermekten aciz. Peki trafik kazaları %60. Şu bilmem ne kadar. Böyle bir ülke, böyle bir bölge ve içinde böyle bir Yargıtay, böyle bir Danıştay, Sayıştay her neyse, böyle bir namus anlayışı. Üstelik bunun yanında çok alçakça, çok çirkince bir olay var. Devlet şu anda içkiden vergi alıyor. Gençler, ileride memur olacaksınız. Aranızda memur olanlar var belki. Devletin memuru ve amiriyiz. Bir dairenin amiri. Bu da arkadaş memur. Ben imamım. İmam olan da memurdur. Öğretmen memurdur, polis memurdur, asker memurdur. Bakın dikkat edin, içkiden devlet vergi alıyor. İçki vergisi. Zinadan vergi alıyor. Ermeni kadını nasıl satıyorsa Müslüman kızlarında vergi veriyor, rekortmen oluyor. Kumardan vergi alıyor. Milli piyango, ne yazık ki böyle deniyor. Pilli piyango deniyor. Şerefsiz bir kuruluş, adi bir sistem. Dikkat ederseniz bir adam fırt diye çekiyor, 33 milyarı bir gecede alıyor. Senin baban kömür ocaklarında, demir ocaklarında 30 sene çalışsa 2 milyarı bir tarafa yığabilir mi? Yani masrafının dışında 2-3 milyarı bankaya koyabilir mi? Öyle kabul et. Mümkün değil. Ama ben pırt bir bilet çektim, 33 milyar. Bu 33 milyarlık parayı 250 binliklere çevirin, bir kamyonu rahat doldurur. El emeği, alın teri olmayan bu alçak para bir adamın koyununa bir gecede girince adam dinden imandan çıkıyor. İlk iş karısını aldatacak ya da boşayacak zavallıyı. Eğleniyor, çıldırıyor. Nerede harcayacağını şaşırıyor. Onu namuslu harcayan yok. Zaten para namuslu değil ki. Nasıl harcasın? Hülasa, kumardan devlet vergi alıyor. Pilli miyango, loto, toto, fato, nato, hepsi birbirine. Allah ocağını yıksın. Pis ganyan bayileri, kumar, kazı kazan, hacı bozan, bir yığın pislik.
Bunlar kumarla, bundan vergi alıyor. İçki, zina, kumar, faizden, bankalardaki faizden vergi almıyor mu? Alıyor. Mustafa Kemal'in, İsmet Paşa'nın, Celal Bayar'ın, Mithat Paşa'nın, şunun bunun heykellerini yapan heykeltıraş, o heykelleri yapan ustaya diyorsun, heykeltıraştan KDV vergi alınmıyor mu? Alınıyor. İçki, zina, kumar, faiz, şu bu, bu pis paralar, bunlardan vergi toplanıp devlet bütçesinde yığılmıyor mu kardeşlerim? Evet. Bak dikkat edin. Peki devlet imama, müezzine, müftiye, vaaza maaşı nereden veriyor? Bütçeden. E bu bütçede ne parası var? Manukyan denen fahişenin sattığı karıların parası var. İçki parası var, zina para, kumar parası var. Bir imam, bir müftü, bir vaaz hocası bu maaşı yerse o adamda halavet kalır mı? O adam Allah için savaşır mı? O adam cihadı göze alır mı? O adam gerçeği camide haykırabilip konuşabilir mi? O adam diyanetten aldığı şu sus payı olan maaşı bir tarafa iterek, alçaklar bizim ağzımızı bantladınız, ellerimizi bağladınız. Ulan bu bizim için bir ulufe mi? Ben gerçeği söyleyeceğim, paranıza lanet olsun diyebilir mi? Maalesef. Paraya kul oldu. Keçiye kıl oldu. Bak ülkenin haline, adeta şeye, kerhaneye döndü. Sahilleri utanmadan gezebilir misiniz? Eğer arhaya duygularımız varsa bizim, bu salonda bu sözleri duyan hepimizin ar ve namus duyguları varsa, şu sahilleri İzmir, Muğla, Aydın, Alanya, Antalya, İskenderun, Hatay, bu sahilleri kızarmadan, yüzü utanmadan gezebilen kişi var mı? Korkunç çirkin manzara. Sahiller kerhaneye döndü. Memleket heykellerle puthaneye döndü. Kumarhaneye döndü. Bilmemeye döndü. Peki bu nasıl Müslüman Türkiye, işgal altında bir ülkemiz var? Allah'ını sevenler, elinizi vicdanınıza koyun. Ciddi ciddi düşünün. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak düşünmekle ilgili çok ayet göndermiş. Onların en çarpıcısı şu. Bismillahirrahmanirrahim. Hocalarımızın sabah ve akşam namazlarından sonra okuduğu Haşr suresinin sonunda bakın. وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَاللّٰهُ الَّذِي لَا اِلٰهِ اِلٰهِ Orada diyor, bu Kur'an-ı Kerim'i لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا Bu Kur'an'ı, bu kitabı bir dağın üzerine indirseydik, o dağ Allah korkusundan parçalanır, içinden sular akar, adeta dağ gözyaşı dökerdi. Ama şu insanların katılığına bak, hayret. Bunun devamında en çarpıcı olarak işte bu misalleri, işte bu örnekleri nadribu halinnas, insanların önüne koyuyoruz. Yığın yığın örnek veriyor Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bize, misal veriyor. Niçin? Leallehum yetefekkerun, düşünsünler diye. Belki düşünürler, taşınırlar, bir karara, namuslu bir sonuca varırlar diye. Şimdi düşünün, işte misalleri veriyorum. Bir ülkenin haline bakın. 60 milyar dolar dış borç, 200 trilyon iç borç, enflasyon faiz %80, trafik kazası %60, içkiden cinayetler %15-20, bilmem şu ne kadar, işsiz 9 milyon, hep dışarıya bağımlı, Amerika'dan, Washington'dan emir almadan Türkiye'ye kollarını sallayamıyor. Korkunç olay. İçeride çalkantı, anarşi, fiyat artışı, zam canavarı. Bu durumda bir ülkeyi bağımsız kabul etmek ne kadar komik, ne kadar akılsızca bir düşünüştür. Biz bunu bağımsız olarak inanırsak o zaman çalışmayız, yatarız. Neden? Canım biz bizeyiz ya, bağımsızlığımız almıyor, alakası yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunları vallahi Türklerin kanunu değildir. Bak yeminle söylüyorum kardeşlerim. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde aile hukuku, devlet lirası hukuku olan hukuk ne varsa, idare hukuku, amme hukuku, idari usulle ilgili hukuk, bütün bunların hepsi, ceza hukuku, ticaret hukuku, hepsi dışarıdan alınma. Bakın, ne İslam'dan alınma ne de Türklükten. Türkçüler için söylüyorum, hani Türkçülük yapanlar var ya, ırkçılık yapanlar,
Bu kanunlar Türklerin yaptığı kanun değil. Bu kanunlar biz Müslümanların yaptığı kanunlar da değildir. Yabancı gavurların, İngiliz'in, Fransız'ın, İsviçre'nin kanunu almışlar. Peki bağımsızlık mı bu? Rejimini almışız. İslam ibaresini anayasadan kaldırıp atmışlar. Yazıyı değiştirmişler. Kadın erkeği karıştırmışlar. Kadınları boya badana edip piyasaya sürmüşler. Erkekleri kuşa çevirmişler, o kadına teslim etmişler adeta. Korkunç bir manzara, takvime varana kadar. Şu takvim dahi İslami değil. Hicri takvim atılmış, miladi takvim alınmış. Hangi birini anlatalım? Hatta resmi bir zat öldüğü zaman dikkat ediyor musunuz? Bir Müslüman cenaze kabre nasıl gider? Tekbirlerle, tehlillerle gider. Bakın Türkiye'de cenaze kabrine tekbirle gitmiyor ya. Gördüğünüz gibi davul zurnayla götürüyorlar işte. Bam. Tüt 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 tüt. Dam 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 dam. Yallah çukuruna koyuyorlar. Oraya varana kadar. Tuvaletlerde oturduğunuz silindir taşlarına kadar. Bak normal bir tuvalet yok. Sosyete semtlerinde bize buralara da geldi. Bir borunun içine oturuyorsunuz. Adam yıkanamıyor ki. Kağıtla sinilip gidiyor. Her şey yabancıdan. Bir özenti var. Peki neresi bağımsız? Öyleyse bağlı olan bir milleti bu bağdan kurtarmak için çalışmamız gerekiyor. İslam dünyası ne yazık ki acı ama gerçek. Adeta Türkiye gibi bağlı. O iki cılız örnek dedik. Onlar hariç geri kalan 1 milyarlık Müslüman adeta bağlanmış durumdadır. 1 milyar Müslümanın Fransa kadar haysiyeti yok. Bu da çok ağır bir şey değil. Oldukça zor. Düşünebilen bir insan için çok kahredici bir olay. Niye? Efendim bak sayalım. Atlas Okyanusu kıyısından başlarsak Fas, Tunus, Cezayir, Libya, Çad, Mali, Moritanya, Sudan, Dahomey, Uganda, Senegal, bilmem, Gine, Bissau, Nijer, Nijerya, Somali, Mısır, Ürdün, Suriye, Suudi Arabistan, Irak, Türkiye, Pakistan, Afganistan, İran, Kuveyt, Bahreyn, Şarca, Maskat, Abu Dhabi, Hadramaut, Yemen, Malezya, Endonezya, Sumatra, Borneo anasını gözüm. Ben sayamam hepsini. 60'a yakın İslam ülkesi güya. 30 milyon kilometre kare toprağı var. 1,5 milyara yakın insan yaşamakta buralarda Müslüman olarak. Dikkat! Bir de azınlık yaşayan Müslümanlar var. 9 milyonluk Hindistan'da 200 milyon Müslüman var. Doğu Türkistan'da şu kadar milyon Müslüman var. 50 milyon, 60 milyon var. Şimdi hadi Orta Asya Cumhuriyetliler bize katıldı. Onları da sayın. Diyelim bağımsız güya. Şimdi şu durumda kardeşlerim 1 milyar 250-300 milyon insan, 30 milyon kilometre kare toprak, 3 büyük okyanusa açılan kapıyla büyük bir İslami kitle, potansiyel güç ortada duruyor. Fransa kadar haysiyeti yok. Fransa Allah için açın haritaya bakın, Türkiye'nin yarısı kadar. Şu Türkiye şu masa, Fransa şu kadar. 1 milyarlık İslam dünyasının Fransa kadar izzeti nefsi yok. Niye? Birleşmiş Milletler'de 180'e yakın devlet var kardeşlerim, gençlerim. 180 devlet bir karar alıyor. Şu olacak diyor. Fransa veto ediyor hakkı. Bittim diyor, attım, kabul etmiyorum diyor. Dikkat edin, Fransa veto etti diye karar kabul edilmiyor. 180 devletin kararını eliye itebiliyor. Peki bu kadar Müslümanın böyle bir hakkı var mı? Yok. Hani haysiyet? Hani izzeti nefis? Bu ağlatıcı bir durum. Hem aşağılatıcı hem ağlatıcı. Bizim elimizden çoluğumuzu çocuğumuzu çekip aldılar. Ona buna yem yaptılar. Ağır bir şey. Her şeyimiz yabancıdan alın. Biz, peki bizim millet olma özelliğimiz ne? Ne kalmış? Camilerde ağlaşan 3-5 ihtiyar mı? Gençler, Allah'ını sevenler, lütfen bu konuları biraz düşünelim. Yanlış anlamayın bizi. Bir ülke ki Hülya Koçyiğit, uluslararası beynel bir fahişedir.
vücudundan açmadığı bir yer kalmamıştır. Her zaman soyunur, benzeri fahişeler, halk deyimini kullanırsak ağır kaçıyor, orospular çoktur. Bu şerefsiz kadın Anavatan Partisi'nden İzmir milletvekili adayıdır. Dikkat! Kıl payı seçimi kaybetmiş. Allah belasını vermiş herhalde inşallah. Aynen Hürriyet gazetesinde şöyle diyor: eğer ben milletvekili olursam, dikkat, Hülya Koçyiğit bir fahişe, herkesin bildiği bir kancık, affedersin. Ben milletvekili, bu kelimeler Arapça, millet Kur'an'da vardır. Millete ebikum İbrahim, ayet bu. Ni'mel mevla ve ni'mel vekil, ayet işte, vekil kelimesi orada var. Milletin vekili. Peki düşünün şimdi, yine düşünün, neticeye varmak için bazı sorular sormuştum biliyorsunuz. Milletvekili fahişe olur mu? Namuslu bir millet fahişeyi vekil yapar mı? Namuslu bir adam orospuyu, affedersin, avukat yapar mı kendine? Yani vekalet verir mi ona? Al vekaletimi, beni savun. Bakın şu hale bakın. İzmir hep fahişe mi ki bu alçağı milletvekili seçecekti? Kadın diyor ki eğer ben milletvekili seçilir parlamentoya girersem, dikkat, hem de ANAP'tan, ANAP'ta keçeciler var, ANAP'ta Vehbi Dinçerler var, ANAP'ta Yıldırım Akbulut var, ANAP'ta Hasan bilmem ne, neydi o herif, güzel var, ANAP'ta Cemil Çiçek var. Güya bunlar Müslüman, ne tip bir Müslümansa. Bunların arasına girecek ama ne diyor biliyor musunuz? Eğer ben milletvekili seçilirsem zinayı suç olmaktan çıkarmak için, sanki doğru zaten suç bile değil neredeyse, onu da kaldırmak için var gücümle çalışacağım. Ey genç kardeşlerim, Allah'ını sevenler, elinizi vicdanınıza koyun. Ne kadar gevşemiş olursanız olun, İslam'ı bilin bilmeyin, şu sözler karşısında irkilmez misiniz? Düşünmek zorunda değil misiniz? Ve çalışmaya mecbur değil miyiz? Yan gelip yatabilir misiniz? İşi şakaya alabilir misiniz? Bu işin gırgıra gelecek bir yanı var mı? Bir fahişe milletin vekili olarak Ankara'ya gidersem zinayı suç olmaktan çıkarmak için var gücümle çalışacağım. Zina suç olmayacak. Herkes birbirine yatıp kalkacak. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Şu andaki hükümette, bu hükümetin haysiyet ve şerefi ne kadardır görün. Solcularla yolcuların hükümetinde şu anda ilk günlerde bir bakan vardı. Güler İleri. Tokat'tan seçildi. Tokat muhafazakar bir ilimizdir. Nispeten iyidir yani. Bu, affedersiniz, kadın geldi. Aileyi korumakla ilgili devlet bakanı oldu. Aileden sorumlu devlet bakanı. Bakın bilerek söylüyorum bunları. Sana kafadan atıyorum sanmayın. Aynen ne diyor biliyor musunuz? Zina olmuştur. Zina olabilir. Gelin suç saymayalım diyor. Bak, fahişe milletvekili oluyor. Fahişe bakan oluyor. Fahişe Şişli'de belediye başkanı oluyor. Biz belediye başkanı için Osmanlılar döneminde ne diyorduk? Arkadaşlarımız bunu dile getiriyorlar. Şehremini. Şehir. İstanbul şehri. Bu şehrin emin kişisi. Ne demek? Malımız, canımız, ırzımız teslim olsun ona. Emindir, güvenilir kişidir. Şüphe etmeyiz. Peki fahişe fatoşa mı teslim edelim? Nasıl olur bir ülkede fahişe belediye başkanı olur, vali olur, kaymakam olur? Allah'ını sevenler, kardeşlerim, ne olursunuz, bak yalvararak söylüyorum, beni yanlış anlamayın. Bir düşünün bakalım, Gaziantep'te bir belediye başkanı var, şu Pembe Panter'in partisinden, anlıyorsunuz ya, burnunuzun var ya, bu herif ne yaptığı belli değil, zaten komik bir adam durumuna geldi. Gazi Ayni Tabe, Kahramanmaraş, Şanlıurfa. Urfa niçin şanlı? Antep neden gazi? Maraş neden kahraman? Hatırlıyor musunuz? Niye Kars kahraman, Erzurum şanlı demedik de Urfa şanlı, Maraş kahraman? Millet Meclisi yani parlamento onlara bu unvanları verdi. Niye? Fransızları kovdular diye. Şimdi gelin Gaziantep'e bakalım. Fransızlar gitmiş ama ne alçak bir Fransız gelmiş.
İçimizden bir Fransız. Bir haysiyetsiz adam. Belediye başkanı olmuş. Gaziantep'e genelev yapmış. Genelevde kadın satılıyor. Gidin kapısında Allah korusun bir adama sorun bakalım. Bu girip çıkanlara imamlar gelip nikah kıyıyor mu? Yok. Din nikahı yok. Peki bu girip çıkanlara belediye, devlet, hükümet nikah kıyıyor mu? Yok. E bu ne? Bu zina mı? Nikah yok ya, zina işte. Bir kadın günde 50 kişiye satılıyor. Bu ne kadar şerefsizce bir durumdur, alçakça bir tutumdur. Para için bir kadın 50 kişiye nasıl satılır? Bak biz kolay konuşuyoruz, rahatız. Neden? Anamız bacımız oraya düşmedi de onun için. İçimizden birinin karısı ayartırsa da oraya düşürse, böyle erkekçe böyle konuşabilir miyiz? Herkes kendi hesabına bir düşünsün. Benim anam düşseydi, benim karım ayartılsaydı, benim bacım, vallahi vururum, dayanamam ya da kendimi atarım, intihar ederim. 50 kişiye satılacak anamız bacımız, gençler düşünün. Oradakiler birilerinin anası bacısı halası değil mi? Orada günde 50-60 kişiye satılan kadınlar bizim çocuklarımız değil mi? İthal malı mı? Yunan mı? Bulgar mı? Yunan olsa insan değil mi, 50 kişiye satılır mı? Şimdi düşünün. Gaziantep'e bu alçak bir genelev açıyor. Genelevin önünde getirip yatırıp bir koç kesiyorlar. Dikkat edin. Bismillah ya Allah. Kurban kesiliyor. Hayırlı olsun diye haşa. Daha iyi çalışsın diye. Eller açılıyor ve Allah'a dua ediliyor. O belediye başkanı denen boynuzlu alçak diyor ki, "Ey Rabbim sana şükür ki bu hizmet bana nasip oldu." diyor. Buyurun. Artık daha fazla misalleri uzatmamıza gerek var mı? Ülke ne haldedir? Gençler, vallahi sizi bekliyor bu iş. Şu camilerdeki koca karı gibi cemaatler var ya, şu yerinden kalkamayan dizlerinin bağı çözülmüş ihtiyarlar var ya, zavallı çanağı kırılmış, çorbası sakalına bıyığına dökülmüş, boynu bükülmüş, oğlu kovmuş, gelini dehlemiş, evde kalamayınca camiye gelmek zorunda kalmış gibi bir adam. Bakıyorsun ki yani beli burku düzgün bir insan yok. Kalk desen kalkacak hali yok. Yat desen yatamıyor. Bundan cemaat olur mu? Bu ne yapabilir? Bu camiler sizi bekliyor. Bu olay, bu hadise ciddidir. Bu iş bizi bekliyor. Bu cami cemaatleri de kolay kolay olacağına inanamıyorum. Bakın, camiye hakaret edemem ben. Ben imamım. 15 yıl resmi görev yaptım. 10 seneden beri de yine mescitlerde gayri resmi olarak görev yapıyorum. Ben de o cemaatten birisiyim. Nasıl böyle konuşurum? Ama işin içindeyim. Bildiğim için söylüyorum. Şu din görevlileri kadrosuyla bu iş yürümez gençler. Din görevlilerinin adında satılmış aşağılık adamlar var. Allah şerlerinden emin edesin. Öyle müftüler, öyle imamlar, öyle vaazlar var ki dehşete düşesiniz, ibret alasınız diye söylüyorum. İzinli gününde namaz kılmıyor. Niye? Memurum diyor ya, bugün izin var abi, namaz ne olsun? Otomatik memur. Düğmesine bastılar, izine çıktı. Namaz bitti ha. Saymakla bitiremeyiz. Hatim, mevlid. Kur'an-ı Kerim'i okuyor, 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 demet demet yapıp koyuyor rafa. Gelene üfleyip veriyor. Bu din hizmeti falan değil. Bu şeklin, onları saymaya gerek yok. Kabirlere yapılanlar, diğer yerden ölülere yapılanlar, çoğu hurafe işler. Ne yazık ki işin gerçeği ortada yok. Böyle bir ekiple, maaşı alıp susan adamlarla, ilmi olduğu halde söylemeyen cimri hırçınlarla bu dava yürür mü gençler? Yürümez. Vallahi bu iş sizi bekliyor Allah rızası için. Belki çok gençsiniz. Biraz tuhafınıza gider. Ya ne söylüyor bu adam ya? Daha gençliğin baharındasın. Çevren belki bunları düşünmeye müsait değil. Aile yapınız belki müsait değil. Olabilir. Hepimiz öyle olabiliriz. Ama ben sizi düşünürmek için bu örnekleri seçip buraya koydum. Düşünmek zorundasınız ve buna bir karar verme durumundayız. Mecburuz. İşte bu milli gençliği niçin açıyorlar? Bu salonun aylık kirası 3 milyondur. Bu 3 milyonu nereden bulacağız? Diğer giderleriyle beraber şu kadar masraf var.
Peki biz bunu buraya neye açtık? Bu zahmet niye katlanılıyor? Halkı buraya çağırmak, gençleri toplamak, haykırmak, seslenmek. Ey yolcu, nereye gidiyorsun? Azıcık beni dinle, ne olursun ya? Sen bu ülkenin çocuğu değil misin? Gel hele gel, ne oluyor bak görelim demek için. Vallahi uyanmamız için. Sahte kurtuluşlardan, sahte kurtarıcı alçak kahramanlardan kurtulmak için bu hareket yapılıyor. Milli gençliğin açılmasının, şube şube ülkeye yayılmasının, bu zahmet çekilmesinin esas sebebi bu. Burayı yalnız bırakamazsınız kardeşlerim. İlgisiz kalmayın. Gidin, gelin, götürün, getirin. Ahbap, yaran, dostlarınıza teşvik edin. Burayı gösterin, duysunlar, bilsinler ki burada neler konuşuluyor, neler yapılıyor. Hep birlikte uyanalım. Uyanalım, merkezlere dayanalım. Evet, yeşile boyanalım. Kurtuluşumuz bundan sonra olacaktır. Yoksa şu anda Türkiye kurtulmuş falan değildir. Ben o örnekleri vermeme gerek yok, biraz ağır gelir. Türkiye dışarıdan idare ediliyor, içeriden değil. Hasan Mezarcı'nın güzel bir sözü vardı. Türkiye meclisten değil, mezardan idare ediliyor. Mustafa Kemal mezardan galiba talimat veriyor, bunlar da ona göre yapıyor. Adam ölmüş, bunlar hala medet umuyor. Allah ıslah etsin. Hak sanımızı hayretsin. Onun için bu camilerimiz var elhamdülillah. İmam Hatip okulları da var 400'e yakın. Belki 10 bine yakın resmi gayri resmi Kur'an kurslarımız var. Peki milli gençliğe ne lüzum var? Şuna inanın, ben onları bilen bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Camilerde bu gerçekler bu şekliyle anlatılmıyor. İmam müezzin korkuyor. İyi niyetli olsa korkuyor. Ya da iyi niyeti yok, adamın umurunda değil. Öyleyse camide yapılamayan işleri, camide söylemeyen burada söylemek için, halkı uyandırmak için bu zahmete katlanıyor. Onun için ilginizi rica ediyoruz. Burayı yalnız bırakmayın. Hep birlikte beraber olalım, uyanalım inşallah. Ya Rabbi sonumuzu hayır eyle. Ya Rabbi İslam'ın zaferini görmeden canımızı alma. Allah hepinizden razı olsun. Geceniz hayır olsun, kazanız mübarek olsun. Buyurun. Öyle mi? Ha. Tamam, siz bir şey söyleyeceksiniz. Söyle. Evet. Bu Ramazan boyunca minik talebelerimiz vardır. Siz onlarla beraber bir mukabele yapmıştık. Tahminim 9-10 hatırımız var. Bosna Hersek'le şehit düşer, vefat edenler için. Onların ruhuna olmak üzere hocamızdan bir dua rica ediyoruz. Duamızdan sonra inşallah herhalde rezaya geçiyor mu? Peki. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttakin ve la udvane illa alel zalimin ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme Rabbena ya Rabbena teqabbel minna inneke entes semiul alim ve tub aleyna ya mevlana inneke entes tevvabur rahim ve ehdina ve vaffikna ilel hakki ve ila tariqil mustakim. ببركة ختمات القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين اللهم زيننا بزينة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر والآخرة بحرمة القرآن وبحرمة ختمات القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة الشفيعة وعلى الصراط نورا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما ومن النار سترا وحجابا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل سورة سعادة وبكل جزء جزاء وصل وسلم على حبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم بلغ وأوصل مثل ثواب ما قرأناه من ختمات القرآن العظيم ومن التكبيرات والتهليلات فيما بينها يا رب العالمين هدية واصلة من طرفنا إلى روح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والمقربين
وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وإخواتنا وأقارب تعلقاتنا ولمن كان له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء الخير في الحياة وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. يا قاضي الحاجات ويا مستجيب الدعوات استجب دعائنا يا رب العالمين. Ey Allah'ımız, Yüce Mevlamız, okumuş olduğumuz Kur'an hatimlerinin arasında getirilmiş, getirilen tekbirat, tehlilat, salavatları ve diğer hayırlarımızı dergah-ı izzetinde kabul eyle. Biraz evvel Arapça olarak saymış olduğum eşhasın ala meratibihim tüm ruhlarına hediye eyledik, sen vasıl eyle ya Rabbi. Dünyanın birçok bölgesinde adeta ilan edilmemiş bir savaş vardır İslam alemine karşı. Müslümanlar katledilmekte, Müslümanlar kan banyosu yapmakta, tepelerine bomba yağmaktadır. Ey Allah'ım, bu bölgelerde kan revan olan Müslümanları kurtar Kur'an hatmi hürmetine ya Rabbi. İslam birliğini görmeden canımızı alma. Buralarda cihat yapıp savaşan, çarpışan ve fakat zaferlerini göremeden sana kavuşan kardeşlerimizin ruhlarına hediye eyledik, sen vasıl eyle. Kendilerine şehadet mertebesini vererek onları rahmetine batır ya Rabbi. Sonumuzu hayır eyle. Bosna'da, Hersek'te, Cezayir'de, Filipin'de, Filistin'de, Patani'de, Burma'da, Eritre'de, Mindanao, Jolo, Sumatra'da ve bilmem hangi yerde, Kıbrıs'ta, Keşmir'de ve birçok bölgede senin için cihat yapan, kan döken tüm Müslümanların yardımı için hediye eyledik, sen yerine ulaştır ya Rabbel Alemin. Ey Ulu Allah'ımız, Yüce Mevlamız, mübarek Ramazan hürmetine yarın idrak edebileceğimizi söylediğimiz Kadir Gecesi hürmetine, bu mübarek gecede ve bu ayda indirilen Kur'an hürmetine, yaklaşan kurban hürmetine, Zat-ı Uluhiyet Vahdaniyet'in ve katındaki İslami değerler hürmetine ya Rabbi, Müslümanları küffarın karşısında birliğe ulaştır Allah'ım. Sonumuzu hayır eyle. Çoluk çocuğumuzu, akraba tabikatımızı, ahbap yaran ve dostlarımızı, İslam dışı, İslam'a uymayan muhalif ve muarız görüş, fikir, düşünce, akım, felsefe, doktrin, rejim, düzen gibi bütün pis fikirlerden uzak eyle ya Rabbi. Bilad-i İslamiye, İslam topraklarını ileri gökten gelecek, yerden çıkacak, aramızdan çıkması muhtemel olan bütün bela ve şiddetlerden muhafaza eyle. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve selamun alel mürselin ve selametun alel müslimin velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Kur'an-ı Kerim okumak üzere Hüseyin Çetin Türk kardeşimizi buraya davet ediyoruz.